Merhaba arkadaşlar. Ben yeni müzik öğretmeniniz Aybüke Yalçın. Aybüke! Beni unutmayın. Und ich kann diese Praxis nur weiterempfehlen. Danke dafür. Efendim herkese selamlar, herkese hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Efsane ile Siyasi Bakış programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşamki konuğumuz AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Salih Eroğlu oluyor. Salih Başkanım da bir kimler için sürpriz yaptı, kimler için de evet ben zaten biliyordum AK Parti'den adayı gösterecekti kendisini diyenler oldu. Bakalım onun için de sürpriz miydi ya da biliyor muydu daha öncesinde AK Parti'nin aday olacağını onun konuştuğu, onun görüştüğü kişiler ne gibi tepkiler vermiş kendisine, ne gibi öneriler, görüşler sunmuş. Hepsini bu akşam konuşacağız. Adaylık başvuru sürecini anlatacak bizlere. Neden AK Parti'yi seçtiğini anlatacak bizlere. Tabii ki Ankara'ya gitti. Ankara'ya bir dizi ziyaretlerde bulundu kendisi. Burada projelerini aktardı. Projeleri nasıl yankı buldu Ankara'da bunları ifade edecek. Değerli başkanımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz başkanım. Efsaneciğim hoş bulduk. Beni yayına çağırdığın için teşekkür ediyorum. Muğla Türk ailesine başarılar diliyorum. Çok güzel programlarım var. En son Filistin'le alakalı programa da katılmıştım. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun var olun. Yine ben bir telefon açtım size hemen. Dedim ki başkanım hayırlı uğurlu olsun AK Parti'den aday oldunuz. O zaman bu hafta salı günü şöyle bir program yapalım dedim. Sağ olsun hemen Efsancığım tabii ki ne demek dedi yapalım dedi. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum. Her şimdi zaman. Yayınımıza başlarken değerli izleyicilerimizden de ben rica etmiş olayım. Lütfen izliyorsunuz. Facebook üzerinden de yayınımızı paylaş butonunu tıklarsanız sizler de paylaşarak bizlere bu anlamda destek verirsiniz. Çok çok mutlu olmuş oluruz. Değerli başkanım öncelikle tabii sizi bilen biliyor. Artık herkes tarafından bilinen bir kişi olduğunuzu düşünüyorum. Ama yine de kendinizi tanıtmakta fayda vardır her zaman için. Bir kendinizi tanıtarak programımıza başlayalım olur mu? Teşekkür ediyorum.
Efsaneciğim 1978, 17 Nisan 1978 Fethiye'liyim. Babam Kayaköy'le, annem Ovacık köyünden. Şanslıyım, ilkokulu Yunus Nadi İlkokulu'nda. Bilenler bilir, Karagözler'de denize sıfır bir ilkokulumuz var. İlkokulu Fethiye'de bitirdim. Ortaokul ve liseyi İzmir'de. En son da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesini bitirdim. Efsane inan, ileride hep Fethiye'ye dönme hayalim vardı. Aileyle de konuştuğumda, istişare ettiğimde mesleğimi seçerken Fethiye'ye döneceğimi düşünerek Mimarlık Fakültesini kazandım. Zaten tek tercihim mimarlıktı. Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık mezunuyum. Daha sonra İstanbul'da çalıştım. O ara ben her zaman sahada olmayı seviyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Sokakta, şantiyede, taksicilerle master yapmak istedim. Çünkü tasarım ayrı bir konu, mimarlık. O konuda belli bir seviyeye gelmiştik. Ama bir de bunun aynı belediyecilikte uygulama tarafı var. Mesela altyapı yapılması, asfalt. Onun için proje yönetimi üzerine master yapma fikri geldi. Hı. Türkiye'de de proje yönetimi masterı olmadığı için burs kazanarak Amerika'ya gittim. Orada da İnşaat Fakültesi'nin altında proje yönetimi master'ı yaptım. Hep ileride memleketime dönme fikri vardı. Çünkü bildiğin gibi en büyük sorun belediyecilikte, benim Türkiye'de gördüğüm, bir projenin zamanda, bütçede ve kalitede yapılması. Yani şu an mesela yazın yollarımızı kazdık. Bu şu an sizin stüdyoya gelirken de hastane yolundan geldik. Yaz sezonu bitti, daha bizim yollarımız yeni bitti. Yani plan, programlama, belediyecilik de çok önemli. Ben bunun dersini aldım ve son 6 senedir de bunun dersini anlatıyorum. Amerikalılara, Türklere bir projenin nasıl zamanda bitmesi, bütçede ve kalitede bitmesi. Yani müteahhitliğin profesyonel bir eğitimi var Amerika'da. O eğitimi aldım. 20 sene sahalarda çalıştım. Şantiyelerde, müteahhit firmalarda. Son 10 senedir de ders anlatıyorum. Daha sonra da ailemle istişare ettim. Abimle, babamla, annemle. Ben memlekete dönüyorum. Özellikle Covid'den sonra aile, bizim soyumuz, sopumuz Fethiye'de. Bütün ailem. Onlarla istişare ettik. Fethiye, memlekete temelli dönme kararı aldım. 2022 yılında, yaklaşık 1,5 sene önce, Nisan, 23 Nisan'da Fethiye'de mimarlık ofisimi açtım. 1,5 senedir hem mimarlık yapıyorum, hem de gördüğün gibi 1,5 senedir, yaklaşık 18 aydır belediye başkan adayı olarak sahadayım. 465 tane bizim günlüğümüz var, her gün ne yaptığımızı yazıyoruz. Evet. 465 tane 18 ayda düğüne gittik. Daha dün de, evvelsi günde İncirköy'deydim. Seydikemer'de de gidiyorum. Oyunlarınızı görüyoruz. Yok, sağ olun. İnşallah. Damatla, aileyle oynamak istiyorlar. Oynuyoruz. Ben biraz aileden geçtim. Ben bile düğün yapasım geliyor. Yani teşekkürler. Sağ olun. Yaklaşık 25 bin kişinin elini sıktım. Yani çünkü benim dezavantajım, 20 yıl Amerika'da kaldım. Ailemi burada, babamı, annemi, abimi, herkes tanıyor ama hani 20 yılın acısını açıkçası çıkardım bu 18 ayda. Yaklaşık 2 saat, 3 saat uyuyorum. Ama çok verimli geçirdiğimi tahmin ediyorum 18 ayı. Her gün esnaf geziyorum. Yani buradan bile, stüdyodan çıktıktan sonra benim taksici arkadaşlarım var. Oraya gidiyorum. Elime benim telsiz veriyorlar. Telsizle taksicileri koordine ediyorum. Yani esnaf ziyaretlerim. Gece yarısı çorba içmeye gidiyorum. Evet. Kulakları çınlasın. Gal lokantasına gidiyorum. Orada 3 Fethiye'nin temel sorununu soruyorum. Gece 4'te. Anlatıyor insanlar da. Öyle bir samimiyet yakaladık. 18 ayın dolu dolu geçti. Belediye başkan adayadayız. Sabahları da sanayide çorbacıda açıyorsunuz. Aynen. Ha. Sanayide çorbacıda açıyorum. Pardon, yok. Sabahları önce pazara gidiyorsunuz. Süper, oradaki esnaflara yardımcı oluyorsunuz. Çadırları kuruyorsunuz. Sonra karnınızı doyurmak için sanayi esnafına geliyorsunuz. Çorbanızı içiyor. Ben çok yakından takip ediyorum. Aynen. Efsaneciğim, çünkü o salı pazarı ciddi olarak sıkıntı. Bugün de mesela pazartesi gecesi geliyor bütün pazarcılar. Evet. Geceden pazarı kurmaya çalışıyorlar. Ben de biraz mimar, mühendis, sahada da olmak için el kol hareketleri, direklerine, yayları gelirken yardım ediyorum. Ufak bir aile olduk pazarcılarla.
Ama en önemli projelerimden bir tanesi kapalı pazar yeri. Yani Fethiye'nin ilk kapalı pazar yerini yapmak istiyorum. Yaz kış 12 ay boyunca komple kapalı. Altında da garaj olacak. Çünkü bizzat şahidim. Ofisim de salı pazarına çok yakın. Pazarcılara yardım etmek istiyorum. Dolu dolu geçiyor haklısın günlerim ve çok mutluyum. Hiç az uyuyorum ya da bir derdim yok. Fethiye'de olmaktan da çok mutluyum. Kendi vatanımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz memleket. Evet. Şimdi değerli başkanımız zaten bilenler biliyor ama çok yakından takip eden de birisi benim. Teşekkürler. Şunu sormak istiyorum başkanım konularımıza gelmeden önce. Şimdi bu kadar yol kat ettiniz, bu kadar emek sarf ettiniz, gecenizi gündüzünüze kattınız. İnsanlarla iç içe olmasını çok sevdiniz. Aynen. Belediye başkan adayı gösterildiniz ve seçildiniz. O makama oturduğunuz gün makam koltuğunda mı kalacaksınız yoksa yine aynı şekilde sizi sahalarda bu şekilde evet. Samimi bir şekilde görecek miyiz? Aynen. Çok güzel soru Efsaneciğim. Yani ben mimarlıktan proje yönetimine geçmemin tek nedeni hep sahada olmak. Proje yönetimi demek bir inşaat projeyi sahada yönetmek. Yani inşallah 31 Mart seçimlerinde kazanırız. 1 Nisan'da güzel bir ekip kuracağım. Ekip belediyede binada duracak. Ama ben bu 18 ayda neysem belediye başkanı olduğum süre içinde de hep sahada olacağım. Çünkü benim kavramımda proje yönetimi, mimarlıkta işler sahada yapılır. Yani gerekli toplantılar tabii belediyede yapılacak ama ben halkla, esnafla iç içe olmaya devam edeceğim. Öyle bir belediye başkanı olmayı hayal ediyorum. Ve sahada, ekiple sahada olunca bizim çevre düzenlemesi ekibimiz, park bahçe ekibimize de motive edeceğim. Yani şimdiden de öyle yapıyorum. Çöpçülerle muhabbet ediyoruz, temizlik ekibiyle, park bahçedeki ekiple muhabbet ediyorum. Ben sahada olursam başkan olarak benim ekibim de daha motivasyonlu çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir değişiklik olmayacak. Hatta söylemiştim adaylığımda, bakam aracım olmayacak. Arada bisiklete binip salı pazarına gideceğim. Motosiklete binip Çalıca'ya gideceğim. Yani her zaman sahada olmak istiyorum belediye başkanı olarak da. Evet, şimdi adaylık başvurusunu AK Parti'den yaptınız. Neden AK Parti oldu başkanım? Evet. Çünkü ben açıkçası tamam düşünüyorduk ama ben yine de bir bağımsız aday olarak daha fazla ön planda olduğunuzu düşünüyordum. Çünkü doğru. Ben kesinlikle adayım demiştim. Aynen, evet. Neden AK Parti'yi seçtiniz? Evet. Diğer soruları da ben sorayım çünkü evet. Devamını aktaracaksınız muhakkak. Bundan sonraki süreç sizde nasıl ilerleyecek? Evet. Onu paylaşmanızı rica ediyorum ve Ankara'ya bir ziyarette bulundunuz. Orada projelerinizi açtınız. Bakın ben bunları sağlayacağım Fethiye halkına. Siz de destek verin dediniz muhakkak. Aynen. Bu görüşmeyi de bizle paylaşır mısınız? Çok gizli değilse tabii sizin için önemli. Efsane seni samimi önemli. Görüyorum her zaman. Programlarda çok renkli geçiyor samimi. Onun için kalbimde, aklımda neyse onu paylaşacağım ve yaşadıklarımı. Onun için ben çok hani klasik siyasetçi değilim. Bunu söylesem bir pot kırar mıyım diye. Hani gizli şunu aynen. Söyledim başlayayım. Şimdi siz sonuçta kapalı tabii. Kapılar ardında konuştunuz. Her şeyin bir aynen. Özeli vardır. Tabii. Hani kaba tabirle konuşuyorum. Orası da insanların bir yatak odasıdır. Ve dışarıya gitmemesi gereken bazı bilgiler olabilir. Onları tabii ki bizle paylaşmayın ama bizi ilgilendiren, Fethiye'mizi ilgilendiren ve sizin adaylık süresinde ilgilendiren konuları paylaşmanızı rica ediyorum ben. Çok güzel soru. Efsaneciğim, kısaca niye aday olduğumu anlatayım. Hani aday adayıyım. Evet. Ben çok ciddi emek verdim. Yani kendi mesleğime de güveniyorum. Mimarlık, yani iyi bir mimarın İyi bir belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Özellikle Fethiye'nin girişleri, çıkışları, bir mimari kimlik katacağıma inanıyorum. Bundan dolayı belediye başkanı adayım. Ve bu 18 ayda çok ciddi 8 sektörde yaklaşık 48 proje hazırladım. Yani ben niye adayım? 48 projeyi gerçekleştirmek için. İnanın belediye başkan
meclisine girmek, başkan yardımcısı olmak gibi bir hayalim yok. Başka benim hayalim... Daha şöyle alabilir misin? Tabii. Doğru. Aynen. Çok şöyle. Aynen. Evet. Çok benim hayalim bu projelerimi hayata geçirmek. İnanın çünkü 8 sektörde istihdam sağlayacağız. Gençlere yeni bir heves. Ben bundan dolayı belediye başkanı adayım. Allah'ıma çok şükür iyi bir eğitim aldım. İyi bir donanım var. Benim mesleğim var. Mimarlık. Yani belediye başkanı olmazsam mimar olarak Fethiye'yi güzelleştirmeye devam edeceğim. Ama benim hayalim bu kadar ciddi çalışmamın nedeni projelerim ve Fethiye'deki standartları yükseltmek istiyorum. Yani bir insan belediye başkan adayı oluyorsa projeleri olacak. Peki bunun yolu AK Parti'den mi geçiyordu Sayın evet, Başkanım? Şimdi, çünkü neden? Gürhan Bey de demiş ki ben çok şaşırdım mesela demiş. Bağımsız olarak evet, düşünüyormuş sizi. Söylemleriyle şu an geçmiş olduğu taraf çok farklı diyor. Evet. Saygı duyuyorum yorumlarına. Biz bağımsız başladık. Yani 23 Nisan 2022'de ben Fethiye'ye ayak bastığımda bir ekip oluşturduk. Evet. Dedik bizim tek amacımız Fethiye'ye katkı vermek. Bunun için de bağımsız başlama kararı aldık istişare olarak. Bu bağımsızlığın mantığı ne efsaneciğim? Halka anket doldurttuk. 25 bin tane anket. Arkadaşlar dedik, esnafa girdik. Bizim tek amacımız Fethiye'nin röntgenini çekmek. Fethiye'nin sorunlarını net olarak anlamak yerinde. Ve projeler üretmek. Bizim siyasi kimliğimiz yok. Biz belediye başkan adayı olarak karşınıza geldik. Fethiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz diye insanlara direkt projelerini sorduk. Sorunları sorduk. Hı hı. Çok ciddi bir data bankası aldık. İnanın ben insanlara direkt ben CHP adayı olarak geliyorum size. AK Parti, MHP adayı. Bizim kökümüz ailecek belli bir sağ kökenli. Direkt partiyle gelseydim benim anlayışımda belediyecilikte belediye başkanı olursan rozetini tak masaya koyarsın. Yani bir milletvekili adayı değiliz. Biz genel siyaset yapmıyoruz. Ben yerelde siyasetin partinin ikinci planda olduğunu düşünüyorum. Onun için arkadaşlarla karar aldık. Biz halkla, çünkü inanın esnafta, halkta siyasi kimliğine gidince ya gene bir siyasetçi geldi, güzel laflar söyleyecek. Biz bunlara karnımız tok. İnan böyle var. Yani doğru, siyasetçi doğru geliyor, adam selam bile vermiyor. Evet, ama ben ilk geldiğimde inanın biraz da kilo aldım. Esnaf gezerken ikramlar, muhabbetler, şey, amaç ne? Fethiye'nin ortak sorunları ve inanın 18 ayda sorunları yerinde görüp paylaşınca şimdiden katkımız olmaya başladı Fethiye. Ben siyasi bir rozetle gitseydim esnafın karşısına o kadar samimi olmayacaktım. Bunun için çok iyi bir data bankası oluşturduk. Yani halk ne istiyor? Halk nasıl bir belediye başkanı istiyor? Fethiye'nin 3 temel sorunu ne? 38 tane farklı sorun çıkarttı halk. Yani bunlara çok iyi algılamak için biz özellikle bağımsız hareket ettik. İkinci soruna gelirse neden AK Parti kararını aldık? Şimdi benim 8 sektörde 48 tane Ankara'ya da gittik. Çok özel projelerim var. Yani biz bu projeleri yaparsak benim hayalim Fethiye'yi bir Hawaii yapmak, Fethiye'yi bir Paris yapmak, trafik sorununu çözmek, otopark sorununu çözmek, solar panelle elektrik üretmek, çöplerden, bunu yapıyorlar arkadaşlar, ütopik proje değil, çöplerden elektrik üretip elektrik faturalarını düşürmek. Benim böyle ciddi projelerim var. Bu projeleri gerçekleştirmek için, yani Alim Bey'in de performansını 2 senedir takip ediyorum. Bazen diyor, biz muhalefet partisi CHP'den olduğumuz için bazen belediyecilikte önümüz kesiliyor diyor. Hükümeti arkamıza alırsak, ekiple de konuştum ve anket yaptırdım efsaneciğim. Aynı. Nasıl bir belediye başkanı görmek istiyorsun, sorunlar nedir diye ikinci anketi de yaptırdık. Bizzat kendimiz yaptırdık. Bizi hangi partide görmek istiyorsunuz? AK Parti, MHP, Bağımsız, İYİ Parti, Demokrat Parti, CHP, bütün partileri sıraladık.
%51 AK Parti çıktı. İnsanlara da gittim geriye. Niye AK Parti'de bizi görmek istiyorsunuz? Salih Bey, sizin çok ciddi bir çalışmanız var. Çok ciddi bir emeğiniz var. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için hükümet desteği şart. Yani bunu esnaf da öyle söyledi, kendi ekibimde. Yaklaşık benim 30 kişilik ekibim var. Bu ekip içinde emlakçı var, ziraat mühendisi var, öğretmen var, eczacı var, kimyager var. Yani biz bu belediye çalışmalarını biraz bilimsel yapıyoruz. İstatistiklere bakıyoruz, ARGE yapıyoruz, araştırma geliştirme. Ben mühendis mimar olduğum için rakamlar ve hesap kitap benim için önemli. Yani bu seçim yatırımı değil. Yani ben seçimi kazanırım kazanmam, AK Parti'den ondan adayım değil. Benim hayalim bu kadar emek verdiğim projelerin Fethiye'de hayata geçirilmesini istiyorum. Bunun içinde en önemli etken kaynak. Kaynağı da hükümet destekli. Benim hayalim de AK Parti MHP Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilip seçimi kazanmak istiyorum. Ve seçimi kazanırsam bu projelerin hepsini efsaneciğim 12 aylık, 24 ay, 36 ay, 48 ay, 60 ay, 5 yıllık planı yaptım. 48 projenin hangisini ilk 12 ay yapacağız? Yani inşallah 1 Nisan'da arabanın kontağını çevirmeye başlayacağız. Çünkü 2 senedir emek veriyorum. Yani ön belediye hazırlığını yaptık. Yani mesela benim Alim Bey'e eleştirilirim. Kendi çapımda güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Halk evleri, halk plajları yaptı. Niye Covid zamanı bu yollar yapılmadı? Amerika'da Covid zamanı herkes evdeyken belediye ekipleri bütün yolları tamir etti. Avrupa'da da öyle. Çünkü yollar boştu. Niye Covid döneminde bu yollarımız yapılmadı ve sezona hazır gelmedik? Yani bunlar plan program işi. Ben bu planı programı şimdiden yaptım efsaneciğim. Benim hayalim bu projeleri gerçekleştirmek. Halkıma sordum. Bağımsız mı? İkinci bağımsız çıktı. İlk AK Parti %51, %27 bağımsız olmamı istedi. %18 de MHP dedi. Yani 3 AK Parti, bağımsız ve MHP. Ve MHP ile AK Parti zaten koalisyon, Cumhur İttifakı olarak girerse, yani %60 halkımız benim Cumhur İttifakı'mdan olmak istediğimi ve %20 de bağımsız. Ondan dolayı AK Parti'yi seçtim. Bu projelerimi aldım. Geçen salı ve çarşamba günü Ankara'daydım. Projelerle genel merkeze gittik. Bana dedikleri, şu ana kadar Türkiye'deki belediye başkan adaylarının hiçbiri Salih Bey sizin kadar hazırlık yapmamış. Hatta benim proje klasörümün bir örneğini aldılar. İzmir Büyükşehir aday adayları ve farklı büyükşehir aday adaylarına örnek göstermek için bizim proje klasörümüzü aldı. Benim zaten hayalim belediye başkan aday adaylarına, şu anki belediye başkanına bu projelerin Fethiye'de yapılabileceğini hissettirmek. Yani ben güzel şu andan memleketime katkı verdiğimi düşünüyorum. Seçimler biliyorsun siyasi, kazanılır kazanılmaz. Belki bizi aday olarak göstermezler. Şu an çünkü AK Parti'de de 10 aday var. İlçe başkanımız da şu an istifa etti. Deminden onun toplantısındaydım. Bütün aday adaylarına başarılar diliyorum. Hepsi de farklı özellikte, donanımlı arkadaşlar. Benim hayalim bu projeleri bütün Fethiye'nin anlamasıydı. Şu ana kadar onu da başardığıma inanıyorum. Ve belediye başkanı olursam, fırsat verirlerse bu projeleri sistemli olarak halkıma diyeceğim. İlk 12 ayda bu 48 projenin 2 tanesini yapıyoruz, şu projeleri. Bu zaman başlayacağız, bu zaman bitireceğiz diye. Böyle planlı, programlı öyle bir hayalim var. İnşallah gerçekleştiririz efsaneciğim. Şimdi son dakika bilgisini de paylaştı Sayın Başkanım ama biz bir kez daha edelim. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turan Kovancı da görevinden istek aday adaylığını ilan etti. Bu da son kendisine de başarılar diliyorum. Evet. Gündüz de
spor müdürümüz de istifa etti. O da aday adayı Harun Yiğit. Yani tam 10 aday oldu AK Parti'den. CHP'den de yaklaşık olarak şimdi Efsaneciğim benim herkesle aram iyi. Yani ben memleketime niye döndüm? İnsanlarla iç içe olayım, siyasilerle. İnanın CHP aday adaylarıyla da benim aram çok iyi. Benim ofisime geliyorlar. Sosyal medyanızdan da ofisime de geliyorlar. Muhabbet ediyoruz. İki tane aday, Salih Bey senin projelerin çok güzel. Biz bunları kullanabilir miyiz dediler aday adayları. Tabii dedim buyurun dosyamız. Yani ben hayalim bu projelerin Fethiye'de gerçekleştirmesi. Ben kendime sindiremiyorum efsane. Çalıcadan geliyorum asker uğurlamasından, düğünden. Fethiye'nin girişini kendime sindiremiyorum. Bir mimar olarak, bir Fethiye'li olarak. Yani Fethiye'nin bir görseli yok. İnsanlar Ölüdeniz'de fotoğrafla geliyor. Ölüdeniz'e gidecek yol yok. Park edecek yol yok. Hisar önünden Ölüdeniz Ağustos ayında 40 dakika sürüyor aşağıya inmek. Ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Yani bunlar önemli sorunlar. Bir Fethiye'li olarak kendime yakıştıramıyorum. Onun için adayım. Ama inanın projelerimi Çalıcı'ya gidiyorum, Esenköy'e gidiyorum, gençler geliyor, anne babalarına söylüyor, ooo Salih abi geldi, şu projesi var süper diye. Ben bu görevi şimdiden yaptığıma düşünüyorum. İnşallah belediye başkanı seçiliriz ve bunları icraat olarak sahada gerçekleştiririz. Şimdi Gürhan kardeşim programa destek vermeye devam ediyor yazdığı mesajlarla. Şöyle bir şey almış. Gelen mesajları da paylaşacağım. Bir eleştiri mesajı gelmiş. Hiç özellikle bu akşam eleştiri mesajlarını okuyorum ki başkan sonra yanlı yayın yapmış oluyorum biliyor musunuz? Ondan dolayı. Ben inanın açıyorum. Her soruyu açıyorum. Evet. İçim dışım neyse. Yani yazdığım bir şeyi anlatmıyorum size. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Bütün sorulara diyor cevap ki, veririz. Tabii. Kısacası iktidardan olmazsan hizmet alamazsın demek diyor. Hani siz dediniz ya hükümeti arkamıza almamız lazım diye. Evet. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti arkasına almadığı için bu icraatları yapamıyor. Siz aldığınız zaman yapacaksınız anlamı taşıyor. Yani hükümeti mi illa arkaya almak gerekiyor? Aynen. Neden hükümet? Farklı bir siyasi partiye yardım etmiyoruz mu? Evet. Efsaneciğim güzel soru. Gürhan Bey'e de ilgi alakası için teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii hatta geçen gün komünist belediye başkanı var Tunceli'nin. Fethiye'ye geldi. Ben de tabii sahadayım hep. Bir aşure programı vardı Foça Mahallesi'nde. Foça muhtarına da buradan teşekkür ediyoruz. Orada da kendisiyle görüştüm. Yani %100 iktidarı arkana alman gerekmiyor. Yalnız bizim sıkıntımız Fethiye'de, iki senedir ben çok iyi analiz yapıyorum. Muğla Büyükşehir'in Fethiye'ye %100 faydası yok efsaneci. Yani Fethiye üvey evlat kalmış. Sakar'ın alt tarafı Fethiye, Muğla'dan yeterince destek almıyor. Tabii altyapı yapmaya çalıştı, buradan Osman Bey'i de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ölüdeniz'e, Çalış'taki o tesisi yeniliyor. Ama bence yetmiyor. Yani Büyükşehir yasası Fethiye için çok uygun değil. Yani Büyükşehir olmayıp Fethiye ilçe olarak kalsaydı bence hani iktidardan olmayıp da işler yapılabilir. Şu an mesela Fethiye'de sıkıntı oluyor. Yağmur suyu, kanalların temizlemesi Büyükşehir diyoruz. Çalışa gidiyorum, insanlarla iki dakika muhabbet edelim. Her tarafımızı inanın sinek. Sineğin ilaçlamasını soruyoruz. Muğla Büyükşehir bakıyor. Yani ben Muğla Büyükşehir'in Fethiye'ye çok uygun değil. Zaten biz coğrafi olarak Dalaman Çayı'nın alt tarafı Akdeniz bölgesi oluyor. Yani bir Muğla'dan ekibin Fethiye'ye gelip hizmet yapması çok zor. Bundan dolayı biz hükümetten destek alabilirsek ilçe olarak. Çünkü Büyükşehir'den ben inanın çok fazla destek aldığımızı tahmin etmiyorum. Zaten Büyükşehir'de kendi kendine zor duruyor ayakta. Yani. Ama mesela başarılı CHP belediyeleri de var. Eskişehir Belediye Başkanı'nı takdir ediyorum. Mimarım hani hem şehirleşme planını çok başarılı yapmış, çok güzel bir müze yapmış. Başarılı CHP'li belediyeler de var. Ama Fethiye'nin coğrafi özellikleri, siyasi özellikleri büyük şehirde %100 verimli çalışmakta zorlanıyor.
Mesela Seydi Kemer'e örnek vereyim. Seydi Kemer eskiden babamda 30 yıllık siyasetçi annemde. Benim çocukluğum köylerde geçti. Muğla'dan biz milletvekili adayıydık Anavatan Partisi'nden. Seydi Kemer'den önce Fethiye'ydi. Yani Fethiye'nin yaklaşık 112 tane köyü vardı, mahallesi vardı. Yani ondan da Seydi Kemer'i çok seviyorum. Şimdi Seydi Kemer'de iktidar partisinden, AK Parti'den Yakup Bey'di belediye başkanı, milletvekili oldu. Şu an Önder Bey, ikisine de buradan selam söylüyorum. İnanın iktidar partisiyle Seydi Kemer'in çevresi değişti. Geçen gün düğüne gittim gene. Belediye binası çok kaliteli. Kaymakamlık binası çok kaliteli. Arkada dere boyu çok güzel peyzaj yapılmış. İnsanlar gece yarısı orada spor yapıyor. Bisiklet yolu var. Yürüyüş var. Bunlar nasıl yapıldı? Seydi Kemer'de Muğla Büyükşehir'in ilçesi ama iktidar desteğiyle. Yani iktidarın önemli bir katkısı var. Kaynak ve projelerin. Alim Bey de diyor. Mesela benim hayalim sanayiyi oradan taşımak. Yani bir mimar olarak sanayi, otogar, AVM. Üçü olmayacak, üç öğe Fethiye'nin girişinde. Yani metrekareye insan sayısı AVM'de yoğun olur, otogarda yoğun olur ve sanayide yoğun olur. Bizim üç organımız da Fethiye'nin girişinde. O Ölüdeniz yolu kilitleniyor. Benim hayalim sanayiyi taşımak. Çırpılarda yaklaşık 300 dönümlük bir yer var. Orman Bakanlığı'nın. Yani Orman Bakanlığı bize izin vermesi lazım. Hem maddi hem de bürokrasi de var. Yani bürokraside de bakanlıklardan izin almamız gerekiyor. Tabii iktidar partisinden olursak ve zaten şimdi ben onu konuştum Ankara'da. Neden belediye başkan adayısın dediler. Neden Amerika'dan döndün? Benim hayalim bu projeleri yapmak. Onlar da dedi, biz sana destek veririz. Eğer aday olup kazanırsan bu projeleri ancak hükümet desteğiyle yaparsın dediler. Çok ciddi insanlarla görüştük. Çok verimli toplantılar yaptım 2 gün boyunca. Yani inanın ilk baştan bağımsız gibi gözüküyor, insanları kandırmak benim içimde yok öyle şeyler. Ben niye bağımsız çıktım? 15 tane ekibimle konuştum. Kardeşim ben önce Fethiye'nin sorunlarını iyi anlamak istiyorum. Esnaf belediyeden ne beklentisi var onu anlamak istiyorum dedi. Aynı belediye başkanı rozetini çıkarıp biz bağımsız olarak sahaya indik. 18 ay çalıştık. Bütün bilgiyi aldık. Fethiye'nin MR'ını çektik. Bunlara projeleri hazırladık. Ankara'ya gittik. Ve donanımlı gittik. İnanın takdir ettiler. Örnek bir aday adayısın dediler. Yani bu seçiliriz, aday gösteriliriz o ayrı bir konu. Herkesin bir yoğurt işi vardır. Evet. Ben bir duruşumu sergilemek istedim hem Fethiye'lilere. Açıkçası ben Fethiye'ye geri bir şeyler vermek istiyorum. Çok şükür iyi bir eğitim aldık, iyi profesyonel hayatımız var. Bunu Fethiye'ye katkı vermek istiyorum. Bu projelerimle olur, belediye başkanı olarak icraatlarımla olur. Ben doğma büyüme Fethiye'liyim. Ailemin Fethiye'de iyi bir ismi var. Bunu devam ettirmek istiyorum. Dedem 1957 Fethiye Belediye Başkanı. Deprem zamanında Kaymakam Bey'le ilk deprem Arçı olmuş. Arçı depremde bütün haneleri tek tek gezip Kaymakam Bey'le insanları Kızılay çadırlarına yerleştirmişler. Daha sonra çok ciddi bir depremde bütün Fethiye yıkılmış ama çok şükür can kaybımız olmamış. Yani dedemin iyi bir ismi var, babamın iyi bir ismi var. 30-40 sene siyaset yaptı, MHP'de başladı, Anavatan Partisi'nde Muğla'da 3 kere milletvekili adaylığı yaptı. Annem her zaman halkla iç içe, muhtar gibi insanların düğünlerinde, cenazelerinde. Ben böyle bir aileden geliyorum. Onun için memlekete ben geri vermem gerektiğini düşündüğüm için aday adayım. Kazanırız, aday gösterirler, göstermezler ama ben duruşumu devam ettireceğim. Meclis üyesi hayalim yok. Hani beni şunu yapın, bunu yapın hayalim yok. Tek hayalim emek verdiğim projeleri ve Fethiye'ye birebir uygun. Yani ütopik projeler değil. Belediye başkanımız programımızı izlemiş. Genç bir arkadaş heyecanlı, bazı ütopik projeleri var diyor. Ben inşaat maliyeti dersi anlatıyorum. Yani ütopik proje olsa ütopik projeyi ben zaten paylaşmam. İnsanların hayalleriyle oynama gibi bir lüksüm yok.
Biz hesabımızı, kitabımızı yaptık. Özel sektörden, devlet destekli, Avrupa Birliği'nden, mesela Halim Bey dedi son görüşmesinde, seçimden önce sokak lambalarını değiştireceğim dedi. Bu benim 2 sene önce açıkladığım led ışık, enerjisi az kullanan projemdi. Avrupa Birliği'nden destek bulduk dedi. Yakında seçimden önce bütün Fethiye'nin sokak lambalarını değiştireceğim dedi. Ben katkı verdiğimi düşünüyorum şimdiden Fethiye'ye. Park et devam et projem var. Katlı otopark. Fethiye kart projem var. Buna Halim Bey başladı biraz. Şimdiden memlekete katkı verdiğimi düşünüyorum. Siyaset babamdan da biliyorum. 24 saatte her şey değişir. Aday adayları çıkar. Aday başkası olur. Kazanır. Ben duruşumu devam ettireceğim. Benim duruşum halkla iç içe olmak. Düğününde, derneğinde, cenazesinde. Ben onu seviyorum. İnanın 20 sene Amerika'da kaldım ama CV'ye baktığınızda öyle gözüküyor. Ben geldiğimde her sene 3 kere geldim. Ben denize girmeyi çok sevmem. Esnaf, taksicilerle muhabbet, tatilde bile bunu yaptım. Benim de hobim oydu. Şimdi de bunu ciddi şekilde yapıyorum. Bir belediye başkan aday adayının herkesin böyle çalışma yapması gerektiğine inanıyorum. Bütün aday adaylarına saygım var bu arada. Evet. İnanın her partiden. Ve çok fazla adayın olması demokratik olarak iyi. Her aday adayı Fethiye için bir hayalleri var. Bir şeyler yapmak istiyor. Yani demokraside CHP'den de 5-6 aday var. AK Parti'den de yaklaşık 10 aday var. MHP'den de çıkabilir. Hani farklı partilerden de aday adayları çıkabilir. Herkese başarılar diliyorum. Dediğim gibi herkesin de bir yoğurt yiyişi var. Ben mimar mühendisi olduğum için kafam projelere çalışıyor. Evet. Hayırlısı inşallah. Başkanım şimdi sorulara devam edelim. Bir de tabii. Size gelen mesajlar da var. Tebrik mesajları da var. Tamam. Eleştiri mesajları da var. Bu tabii. Akşam saygı duyuyorum. Hepsini ben. Okuyacağım. Aynen. Hissettim. Mustafa abime selam gönderim öncelikle. İyi akşamlar, iyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ediyorum abicim. Çok sağ olasın. Efsane bu arada okurken tebrik ediyorum. Yani siz de zor şartlarda çok güzel programlar yapıyorsunuz. Teşekkür Mula ederim. Türk ailesi olarak. Teşekkür ediyorum başkanım. Biz bize değer verene her zaman biz de değer veriyoruz ve ona destek çıkmaya devam ediyoruz başkanım. Yani siz de onlardan bir tanesiniz. Biz hiçbir zaman için sizinle farklı konuşmalar içerisinde bulunmadık biliyorsunuz. Aynen. Kalbimiz gönlümüz hep bir oldu. Aynen. Geldiğiniz günden beri hep böyle oldu. Çok yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şaban Demircioğlu hayırlı olsun reis demiş. Okan Karaböcek ya da Karaböce özür diliyorum eğer soy ismini yanlışlık varsa ben bir okumamda özür diliyorum. Adam gibi adam doğru düşünmüş hizmet gelir Fethiye'ye diyor. Eyvallah sağ olun. Tebrikler süper düşünce demiş yine Okan Bey. Teşekkür ederim Okan. Fethiye Esnaf Odası başkan adayıydı bir önceki dönem ve yine aday olacağını düşünüyoruz. Kamil Mutlu Demirtaş. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Kamil Bey'i de her yerde görüyorum sağda. Aday olacak da ondan. Hayırlısı olsun. Evet, tekrar hayırlısı. Aday olacağı için sağda olmaya devam ediyor. Kamil Bey, Sayın Mutlu Bey. Kendisini de severiz, sayarız. Gökhan Kütahya başarılar diliyorum. Fethiye Belediye Başkan adayımız Salih Erol demiş. Teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Şimdi Gürhan Bey ile Tunay Bey'in eleştirileri var. Evet. Şimdi Gürhan Bey'in eleştirisine ben bir açıklık getireyim müsaadenizle başkanım. Tabii. Diyor ki Salih Bey neden iktidar olmayan belediyeye yeterli destek verilmiyor? Yaşayan halk bir nevi cezalandırılıyor. Müsaadenizle ben cevap vereyim buna. Tabii. İşin boyutu öyle değil değerli kardeşim, sevgili Gürhan kardeşim. Şimdi orası iktidar partisi ya, ben muhalifim, gidiyorum iktidar partisini isteyeceğim. İktidar partisini istediğim yapacağım o güzel bir şey, o tarafa artı yazar deyip gitmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Olayın aslı bu. Yani hükümetten muhalif kanat istemeye gitmiyor. İşte o yüzden hükümet desteği arkamıza almamız lazım diyor Sayın Aynen. Başkan. Çok amaç doğru. O. Aynen. Yani ben de aynı partner olayım ki ah ih uh yapmadan kapısına Aynen. gideyim. Diyeyim ki Sayın Bakanım şudur, şudur, şudur bizim isteklerimiz budur. Gönül rahat diye söyleyeyim. Aynen. Sayın Milletvekilim şudur bizim isteğimiz diyebileyim. Aynen. Ama muhalif kesim olduğu zaman gitmiyor. Niye?
Ve iktidara yazar bunun artısı diyor. Aynen öyle. Evet. Onun için kendi şartlarında, kendi yapabildiğiyle kadarıyla kalmak istiyor. Onları ön plana sürüyor. Aa bakın biz çalıştık oluyor. Az olsun, bizim olsun mantığında kalıyorlar. Buna ben bir cevap vermeyi biliyorum. Başka siz eklemek isterseniz buyurun. Bir de mesela şunu gördüm ben Fethiye'de. Hı-hı. Yani her belediye başkanına saygım var. Her belediye başkanı Fethiye için bir şeyler yapmış. Ama inanın çıkar olmaması lazım. Yani çıkar dedi, bu bunun ekibinden, bu bunun ekibinden. Yani geçmiş bir belediye başkanımız var, Behçet Sarçı. Şu anki belediye başkanımız var, Alim Karaca. Yani Alim Karaca'nın ekibinde Behçet Saatçı'nın çalışanları da var. Ben bunu sahada bizzat hissediyorum. Yani Behçet Saatçı bir park yaptı diye o parkın bakımı şu anki belediye başkanının sorumlulukları içinde. Yani o parka bakım yaparsak bunu Behçet Saatçı'ya kredi olur ya da AK Parti mesela bir icraat yaptığında bu hükümete yazılır. Mantığı benim için çok uygun değil. Benim hayalim ondan mesela CHP aday adaylarının, Mehmet Demir'in, Veli Bey'in, Mustafa Bey'in toplantılarına gittim. Yani biz belediye başkan aday adayız. Biz milletvekili adayı değiliz. Şöyle diyebiliriz. Genel başkan adayı değiliz. Belediye evet. başkanı seçildiği günden itibaren makam koltuğuna oturduğu aynen. anda rozetini bırakır. Aynen. Aynen. AK Partisi, MHP'si, Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Aynen. Dolayısıyla hangi belediye başkanı olursa olsun gidecek kardeşim iktidar partisinden istediğini aynen. kopartacak, gece aynen. gündüz kapısında yatacak, aynen. meclise çıkacak, sorun dile getirecek, istediğini koparıp alıp aynen. gelecek. Eğer bu anlamda aktif çalışan bir belediye başkanına sahip değilseniz işte Gürhan kardeşimin yazdığı gibi bir nevi halk cezalandırılıyor. Evet. Kusura bakma kardeşim evet. burada herkes kendi sorumluluğunu bilecek, aynen. ona göre adım atacak. Gürhan Bey, son bir şey ekleyelim. Buyur. Akıllı Gürhan Bey'in yorumları. Yani içinde olacak belediye başkanı. Şu anki belediye başkanı eleştirmiyoruz da. Yani bazı CHP'li belediye başkanları başarılı. Örnek verdi. Eskişehir. Yani komünist belediye başkanı da Tunceli. Bunlar örnek belediye başkanı. Bunlar demek ki iktidarla ortak çalışabiliyorlar. Bir şekilde. Gidiyorlar kapılarına, imarı geçiriyorlar. Yani Eskişehir'de kanal var. Venedik gibi Eskişehir. Başarılı bir belediye başkanı CHP'de. Yani yapan yapabiliyor. Ama benim hayalim inanın Fethiye'yi dünya markası yapmak. Ben Hawaii'yi gördüm. Çok şükür. Singapur'u gördüm. Bali'yi gördüm. Avrupa'daki birçok kenti gördüm. İnanın Fethiye'nin havası, denizi, ormanı özellikle. Yani bu çam ormanları denize kadar iniyor. Bu Bodrum'da da yok, Hawaii'de de yok, Singapur'da da yok, Bali'de de yok. Yani benim hayalim Fethiye'yi ciddi bir dünya markası yapmak. Onun için de bize destek verecek herkesin kapısına gideceğim ben. İktidara olmamızın avantajı, Alim Bey de konuşmalarını ben çok iyi takip ediyorum. Bazen diyor, izinler, bahaneler değil de bazı nedenler söylüyor. Ben 31 Mart'ta belediye başkanı olursam 1 Nisan'dan itibaren hiçbir bahane üretmeden Fethiye'yi dünya markası yapma hedefim var. Bunu da inşallah gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Donanımım, bilgim. Yalnız bu belediye başkanlığı bir kişiyle olacak iş değil. 48 proje açıkladık. Çok ciddi bir ekip kuruyorum. Yani ekip kurma mantığını da anlatayım efsaneciğim. Geldim Nisan'da, Mayıs'ta ben Fethiye Kültür Merkezi'nde toplantı yaptım. Benim ekipte arkadaşlar dedi, Salih Bey çok erken yapıyorsun. İnsan gelmeyebilir. Ben dedim bizim prensibimizi, profesyonelliğimizi göstereceğiz. Biz programa 30 kişi hazırlandık. 2 tane sunucum vardı, anketörlerim vardı, karşılama ekibim vardı. Yani belediye kültür merkezindeki programa biz 30 kişi organize ettik. Yani bu iş ekip işi, proje yönetme işi. Ben duruşumla da AK Parti'de de aday adaylığımızı açıkladığımızda Turan Bey de söyledi. Masaya projelerimi dizdim.
Haber adaylığına 6 kişi görevli. Bir lokma dağıtımında 2 arkadaşımızı görevlendirdik. Karşılama ekibi. AK Parti'nin çok güçlü zaten teşkilatı var. Tamam. Gençlik kolları, kadın kolları. Biz onların üstüne kendi ekibimize dahil ettik. Yani benim hayat yetiştirilme tarzım da böyle. Bu iş ekip işi, bu iş yönetim işi. Biz bu işe talibiz. Ve inanın Fethiye'ye çok ciddi İzmir, İstanbul, Ankara'dan donanımlı insanlar gelmiş. Niye? Covid döneminden sonra burada yaşamak için. Bu insanları da ekibe dahil edeceğiz. Çok geniş bir ekiple çalışmak istiyorum. Yani bu Efsane Bey başkan olmuş, Salih başkan olmuş önemli değil. Sistem takır takır işlemesi lazım. Belediyenin birimleri. Şimdi başkanım size iki sorum olacak. Evet. Son iki sorumuz olacak. Süremizin sonuna geliyoruz çünkü. Ama öncesinde şu soruyu da cevaplayalım. Çünkü Tunay kardeşimiz de bekliyor, Tunay Uzun. Salih Bey'e sorar mısınız demiş. Niçin sosyal medya hesaplarında en küçük eleştiri hemen siliniyor, cevap vermiyor. Bugüne kadar AK Parti binasından girmeyen biri nasıl aday yapılır demiş. Evet. Saygı duyuyorum. İnanın eleştirileri silme özellikle durumumuz yok da. Mesela biz bir paylaşım yapıyoruz. Yani ben eleştiri silsem niye 25 bin kişinin ayağına gidip onları dinlerim? Hani bana bu 25 bin kişi içinde de eleştiri yapanlar oldu. Onları dinledik. Şimdi oradaki konu mesela ben bir paylaşım, ben sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Bir paylaşım yapıyorum. O paylaşımla birebir ilgisi olmayan bir yorum yazılıyor. Yani ben her paylaşımın altında o paylaşımla ilgili yorumu. Yoksa olay başka yerlere çekiliyor. Diğer arkadaş ona cevap yazıyor, o ona yazıyor. Bir de ben insanların birbirlerine kırılmasını istemiyorum. Yani orada Tuna Bey bir yorum yazar, diğer arkadaş başka bir görüşlüdür. Tuna Bey'e bir cevap yazar. Tunay Bey ile Ahmet bir söz diyalogasına girer sosyal medyada. Evet. Ben enerjimizi iyi kullanmak istiyorum. Saygı duyuyorum. Tunay Bey şöyle diyelim başkanım. Aynen. Bir gün sizin ofisinize çalışmaya gelsin. Aynen. Sizi yakinen tanısın. Aynen. Gerçekten yakinen tanıdığın zaman sevgili Tunay bu düşüncelerin değişeceğini düşünüyorum. Aynen. Çünkü çok böyle ön yargılı olanların aynen daha sonra değiştiğini gördüm ben. Aynen. Bir de belki sosyal medyadan görünüyordur da umarım çay içeriz, kahve içeriz, şimdi, esnafta tanışırız. Aşkım hakaret varlı sözler dolduğu zaman aynen tabii ki sizde bir belediye aynen başkanı adaylığı aynen süreciniz var. Tabii aynen o yorumların silinmesi aynen lazım. Yani şimdi mesela Efsaneciğim, ben belediye başkan aday adayız evet ve kararımızı verdik. AK Parti'den başvurumuzu yaptık. Şu an mesela aday olmazsan AK Parti'den bağımsız mıyız? Ben şu an benim görevim AK Parti'nin teamülü var pazar günü. Teamüle çalışmak, projelerimi AK Parti ve Fethiyelilere daha iyi anlatmak. Yani ben şu an, affedersin, doğmamış çocuğa şey giydirme değil. Yani bu konudan sapıtmış oluyoruz. Ben de hani bir yoğurt işim var. Bu işler konsantrasyon işi. Bu kadar proje nasıl yapıldı? 18 ayda 25 bin kişi nasıl gezildi, anket dolduruldu? Belli bir standartlar olması lazım. Yani ben eleştiriye inanın çok açığım. Esnafla zaten iç içeyim her gün. Yani ondan dolayı ama belediye başkanı olursak da demokratik olacak. Halk arenası yapacağım. İnanın her ay bizim ekibi toplayacağız. Rabıta müdürüm, imar müdürüm, park bahçe müdürüm. Ekip toplanacak. Her ay halkın karşısına çıkacağız. WhatsApp'ta sıkıntıları yaptık mı yapmadık mı? Ekibimle cevap vereceğiz. Ben de size şuradan küçük bir fikir vereyim nacizane. Evet. Böyle bir halk arenasını bütün basın mensupları televizyon kanallarını çağırın. Evet. Her biri birer moderatör belirlesin o yayına. Evet. Herkes canlı yayın versin ve evet bütün moderatörler de soru sorabilsin, evet yorum yapabilsin. Çok tek mantıklı bir kişiden çıkmasın bence. Aynen. Bence de çok mantıklı. Bir de ben şuradan aday adaylarına da teklifte bulunuyorum. Bu eskiden çocukluğumuzda Mesut Yılmaz, Tansu Çiller bir masaya otururdu bütün aday adayları, başbakanlık. Bu Amerika'da da çok meşhur. Bütün aday adayları toplanalım. Moderatörler olsun. Projelerimizi konuşalım. Sorunlar olsun. Bu aday adaylık sürecinde de böyle bir halk arenası tarzında bir program da yapılabilir. Ama Tuna Bey'e saygı duyuyorum. Yani
silmiş olabiliriz yorumu. Yo, o yorumun o paylaşımla birebir bağlantısı olmadığı için silinmiştir. Konunun belki başka yerlere dallandırılacağını inanıyorum. Yani ben şu anki belediye başkanının da eksiği olarak şunu görüyorum. İnanın bazı insanlar mobbinge uygulanıyor. Bakıyorlar Salih Eroğlu'nun paylaşımını kim beğendi? Yani böyle şeylerle uğraşmamak lazım. İnanın. Hani belli bir standart olması lazım. Herkes işine bakması lazım. Benim şu an işim Fethiye'nin sorunlarını belirlemek. İnanın bir de şuna açıklık vereyim. Bazen mesela yolda bir eksik var. Gidiyorum onu paylaşıyorum. İnsanların bazı kesimi diyor. Salih Bey bu kadar vizyonlu süper projelerim var. Sonra da Fethiye'nin yağmur suyunun su taştı. Onu paylaşıyorsun diyorlar. Ya ben ona geleceğim başkanım. O zaman soruyu da onunla birlikte birleştirelim. Çünkü sorunun içerisinde var. Vaktimiz de çok azaldı. Aynen. Bu siz gittiniz oradan görüntüler aldınız. Hatta aynen, ben sizden aldım o görüntüleri de kendi haber mecramda da paylaştım. Aynen. Bence çok başarılıydı. Olması gereken de oydu. Çünkü Fethiye'nin kanayan bir noktası varsa orayı pansuman yapmak lazım. Bu pansumanda ne? İyi bir idarecinin bakış gözü. Aynen. Yani onu halka duyuracaksınız. Ben yaptım ettim de olmuyor. Aynen. Evet, Alim Başkan özünde çok güzel bir insan olabilir. Bazı noktaları başarılı yapmıştır ama bazı noktalarda başarısızdır. Biz de bu başarısız noktaları eleştireceğiz. Aynen. Daha iyi olması için eleştireceğiz. Aynen. Alim Başkan eleştirmiyoruz. Aynen. Şimdi siz gittiniz. Evet. Orada o yağmurun, yani şöyle söyleyeyim başkanım, bir doğanın aynen, aniden vermiş olduğu bir refleks sonucu, aynen, bir aşırı bir yağış söz konusu oldu. Aynen. Normal değil midir o yağışta o suyun orada toplanması ya da yollardaki o su birikintilerinin? Evet. Yani sizin yapacağınız, ben belediye başkanı olursam bu görüntüleri asla görmeyeceğiz diye taahhüt verebiliyor musunuz? Evet. Normal midir bu görüntüler, aynen, değil midir size göre? Evet, çok güzel soru. Efsaneciğim, yani Allah'ın doğal afetleri olur. Deprem, evet, sel gibi. Ya da mesela şu kadar metrekareye bu kadar yağmur yağacağı tahmin edilirken iki katı yağar. Hani bazı afetlere, ama biz önlemimizi alacağız. Yani bizim kitabımızda da var. Sebepler dairesinde elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani biz yeni yol yaptık, hastane yolu. Daha rüzgarlar ve kanallar yeni açılıyor. Asfalt döküldü. Ben plan programlama işi yapıyorum. Önce drenaj sistemi yapılır. Asfaltın son katı en son atılır. Bu oluklar, kanallar yapıldıktan sonra. Biz bazen işimizi ters yapıyoruz. Asfaltı döküyoruz. Yol bitti havası veriyoruz. Ondan sonra kanalizasyon çukurlarını kazıyoruz. Bizim orman işletme, Otel Eroğlu'nun karşısında ATM'ler var. İlk yağmurda orası havuz göl oldu. Ben şunu anlayamıyorum. Bizim otelin önünde kanal var. Taksi, Işık Taksi'den pazar yerine giden kanal var. Yani dik bir, iki tarafta kanal var. Ortada su toplanıyor. Yani kot farkı olur, bodrum olur. Anlarım. Bütün su orada birikir. Ama iki tarafı kanal. Fethiye'nin üç tarafı deniz. Bu ortamda bu kadar suyun toplanması yolda demek ki yanlış bir şeyler yapılıyor. Evet. Yani bana, kendi mesleğime de 22 senelik inşaat ve mimarlık, mühendislik yaptığım için bana çok ters geliyor. Niye paylaşıyorum onları? Yani ben ucuz siyaset yapma derdinde değilim. Ben 2 sene önceden 48 proje açıklamış adamı. Yani benim orada bir su paylaşımından 2 oya inanın ihtiyacım yok. Ama o acil olarak düzeltilmesi gerekiyor. İnsanlar Fethiye'ye Ölüdeniz'in fotoğrafı için geliyor. Suyun altında kalmış yollarda ıslanma istemiyor. Amerika'dan, Avrupa'dan 10 günlüğüne Fethiye'ye tatile geliyor insanlar. Yazın ortasında tozun içinde yemek yemek istemiyor. Biz yiyebiliriz. Deriz zorluk çekelim, ileride sefasını yaşayacağız Fethiye. Ama adam tatile geliyor buraya, efsane. 5 evet, günlüğüne, 10 günlüğüne. Adamın suyun altında, geçen gün su yağmurunda dispanser sokak suyun altında kaldı. O Starbucks yolu. İngilizler, affedersin, bizle dalga geçtiler. Bazıları snorkel takmışlar, yüzüyoruz gölde diye. Bunlar iyi manzara değil.
Yani bir de bunları paylaşmayıp yapmayınca adamlar gelip bu ortamda kalınca biz daha kötü duruma düşüyoruz. Evet. Yani insanları ben kandırdığımıza inanıyorum. Ölüdeniz fotoğrafı satıyoruz. Bir villanın içini çok güzel döşüyoruz. İç mimarlar var Fethiye'de başarılı. Ama o villaya gidecek yol yok. Yazın villanın elektriği kesiliyor, suyu kesiliyor. Yani gelen misafiri kandırmış olduğumuzu hissediyorum. Ben bu eksikleri paylaşarak inanın da çoğu da yapılıyor biz paylaştıktan sonra. Keşke ben hiç paylaşmasam, ben zamanımı projelerime harcasam. Efsane, ben yağmurun altında hastanenin oraya gidiyorum. Yağmurluğumla niye onu yapıyorum? Çünkü o eksik acil, yani Mart'a kalmasın. Şimdiden yapılsın. Bu projeleri niye 2 sene önceden açıkladım? Bazı arkadaşlar dedi, Salih Bey projelerin çalınıyor. Dedim çalınsın, önemli değil. Fethiye için yapılsın bu projeler. Onun derdindeyim. Sorunları paylaşıyorum ki kısa sürede bu sorunlar yapılsın. Tabii ben de anlıyorum. Hani kötü siyaset yapmak istemiyorum. Fethiye çok büyüdü, çarpık yapılaşma var. Belediye Başkanı Alim Bey de yetişemiyordur ekibiyle. Çok ciddi Fethiye 3 senedir göç aldı. Yani ben de hak veriyorum bazı konulara ama bir işin de planı programı olur. Ben Alim Bey'in yaptıklarına saygı duyuyorum. Halk evleri, halk plajı yaptı. Ben niye adayım? Ya da diğer aday adayları niye aday? Biz de Alim Bey'in yaptıklarını üstüne koymak için adayız. Yani bir de ben kendi mesleğime çok güveniyorum. Yani bir doktor hastaya, ameliyata ne kadar dikkatli davranırsa, ben de mimar olarak kendi doğduğum, büyüdüğüm şehre çok hassas bir kimlik kazandırmak istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Süremiz bugünlük dolmuş durumda. Kusura bakmayın, hızlı yoğun konuştum. Heyecanlıyım. 2 senedir heyecanım devam ediyor. Alim Bey de bir konuda bizden bahsetmiş. Heyecanlı belediye başkan adayı diye. Heyecanlıyım. Tabii. Umutluyum. Hayaller kuruyorum. Ama bu hayalleri altyapısını hazırlayarak, fizibilitesini hazırlayarak kuruyorum. Hı. İnşallah Fethiye'ye şimdiden bir katkım vardı. Alim Bey'i güzel yaptıkları işleri için takdir ediyorum. Belediye başkan aday adaylarının hepsine gönülden başarılar diliyorum. Herkesin farklı özellikleri var. Herkesin Fethiye'ye katabileceği bir konu var. Efsane kardeşim çok güzel programlar yaparak Fethiye'mize katkı veriyor. Rejideki arkadaşımız öyle. Yani herkesin Fethiye'ye katkı vereceği bir konu var. Umarım ben de mimarlık, mühendislik eğitimimin semerelerini memleketimde belki trafiği çözerek, körfezi temizleyerek, katlı otoparklar yaparak, Fethiye'ye girdiğinde Fethiye'ye geldik, gurur duyacak bir Fethiye yaratmak için belediye başkan aday adayıyım. Herkese de başarılar diliyorum. Bizi de dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ekran başındaki insanlar, Muğla Türk ailesine de teşekkür ediyorum. Bir mesajımız daha var, onu da paylaşalım. Önemli bir isimden geliyor mesajda. Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem milletvekili adayı Neslihan Doğangül Önder diyor ki, Salih Bey maşallah çok donanımlı bir aday. Bu sene tüm Cumhur İttifakı adaylarımız birbirinden donanımlı. Hayırlı yayınlar Efsane Bey. Her zamanki gibi dopdolu bir program demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Neslihan Hanım'a da çok selam söylüyorum. Özellikle ben kadınların da siyasette olmasını istiyorum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi, bizim de kökenimiz olan partide. Ben MHP'yi Türkiye'nin el freni gibi görüyorum. Ve siyasette kadınların daha fazla artmasını istiyorum. Neslihan Hanım ve diğer kadın siyasetçilere de başarılar diliyorum. Evet başkanım, bu akşam Türkiye-Galler maçı var. Buradan Türkiye'mize de bir başarılar gönderelim. 22.45 itibariyle TRT1 ekranlarından takip edebilirsiniz. Futbol severler Türkiye-Galler maçını. Evet başkanım, bu akşam bizi kırmadı, konuğumuz oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında çok konuşulacak konular var ama bir sonraki programı biz 2 saat olarak yapalım diye düşünüyorum. Bir kez daha başkanımı bu yolda devam ederken ağırlayacağız programımızda. Şimdi bu akşam maç da var. Ondan dolayı sizleri de çok alıkoymak istemiyoruz. Onun için 1 saat yaptık diyelim.
yararlı bir bilgiler oldu sizler adına diye düşünüyorum değerli izleyenler. Bundan sonraki süreci artık partiler kendi içinde belirleyecek ve aynen, adayları sizlerinizi önünüze sunacaklar. Sizler de sandık başına gittiğiniz zaman mührünüzü artık sizi kim daha iyi ikna edebildiyse, kime daha iyi inandıysanız ona mührü vuracaksınız. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum Salih Başkanım demiş Neslihan Hanım da. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Efendim yüzünüzden gülücük, kalbinizden mutluluk, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'ın rahmeti ve selameti her daim üzerinize olsun. Değerli Deniz kardeşime de gecenin bu saatine kadar bize eşlik ettiği için rejideki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Hoşçakalın efendim. Hayırlı geceler.